Merhaba arkadaşlar, Ezgi'nin Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istek alan Noel Babalı Lif'in yapımını göstereceğim. Bakın çok tatlı, çok şirin oldu arkadaşlar. Abonelerim benden böyle büyük bir Noel Baba yapmamı istediler. Geçen yıl bir tane yapmıştım Noel Baba Lif arkadaşlar. O bayağı bir küçüktü. Abonelerim onun altına böyle büyüğünü nasıl yapabiliriz şeklinde yorumlar yapmışlardı. Ben de onların isteği üzerine böyle çok tatlı, çok şirin bir Noel Baba yaptım. Bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Gereken renklerimiz kırmızı, beyaz, ten rengi, siyah ve sarı arkadaşlar. Ben bu renkleri kullandım. Tığ olarak 5 numara 1.5 mm'lik tığ kullanıyorum her zaman. Siz de elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Modelimiz renkli olduğu için makasa ihtiyacımız var. Model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Modelimi yapmaya böyle Noel babamızın böyle kafa kısmından başladık. İnşallah sizlere güzel bir şekilde anlatacağım. Bu arada modelimi iki bölümde yapabilirim arkadaşlar. Uzun olursa iki bölümde paylaşırım inşallah. Hemen model anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, kırmızı ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle 3 tane çekiyorum toplamda. İlmeğimi uzatıp başını doladım. Ortadaki zincirime fıstık yaparak başlıyorum. Fıstıklarımı da üçlü sarıyorum. Böyle fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Yaptım, kapattım. Bir zincir, tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıp başını doladım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde fıstıklar yaparak devam edelim. Toplamda 8 tane olana kadar devam edelim arkadaşlar. 4 tane yaptık. Üzerine 4 tane daha yapalım. Evet arkadaşlar, toplamda 8 tane fıstık yaptık. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8 tane fıstık yaptık. Modelimiz 8 fıstık üzerine kuruluyor. Şimdi 9. fıstığımı yapıyorum. 9. fıstığımı da kapattım. Bir tane zincir çektim. 10. fıstığımı yapıyorum. Bu 9. fıstığımız yanına gelen fıstık arkadaşlar, böyle döndüğünde. 10. fıstığımız da tepesine yaptığımız fıstığımız oluyor. 10. fıstığımı yapıyorum ama kapatmıyorum. Bu şekilde açık bıraktım, kapatmadım. Başını doladım, hemen bakın buraya karşıya fıstık yapıyorum. Yani dibine fıstık yapmış oluyorum. Başını doladım ve onun karşısına bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. 3'ünü birden topladım. Bir zincir çektim, tepesine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. 3'ünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. 3'ünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna geldim. Sonuncu üçlü fıstığımı topladım.
Bir tane zincir çektim. Toplamda 8 tane üçlü fıstık toplamış olduk. Çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda hem sıranın başında hem de sonunda artırma yapacağız. Bunun için bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. İkinci fıstığımı da kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı kapatmayacağım. Başını doladım. Bakın buraya bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane de karşı fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bir tane artırma yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam edeceğim sıramın sonuna kadar. Tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstıklar toplayarak sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Üçlü fıstık toplayarak sonuncu üçlü fıstığımı topladım. Ve bir tane zincir çektim. Sıramın sonunda da artırma yapacağım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oluyor. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde hem sıramızın başında hem de sonunda artırma yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçtik. Bir üst sırada da aynı şekilde hem sıranın başında hem de sıranın sonunda artırma yapacağız. Bunun için bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. İkinci fıstığımı da kapattım. Bir tane zincir çektim. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane dibine. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi üçlü fıstıklar toplayarak yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tepesine bir tane, dibine bir tane yapıyorum. Bir tane de karşıya. Şöyle bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Böyle üçlü fıstıklar toplayarak sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, üçlü fıstıklar toplayarak sıramın sonuna geldim. Sonuncu üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir çektim. Burada da artırma yapacağım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu arada şu sayılarını da vereyim sizlere arkadaşlar. İlk sıramızda 8 fıstıkla başlamıştık. 8 tane üçlü fıstığımız oldu. İkinci sırada hem başında sıranın hem de sonunda artırma yaptık. Toplamda 10 fıstığımız oldu. Bu sıramızda da yine sıramızın başında ve sonunda artırma yaptık. Bu sıramızda da toplamda 12 tane fıstığımız olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. İpimi çevirdim. Burada yine sıramızın başında bir artırma yapacağız. Şöyle bir tane artırmamızı yapalım. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İki tane fıstık yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü fıstığımı kapatmıyorum her zamanki gibi. Başını doladım. Bir tane dibine, bir tane karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım.
bir tane zincir çektim. Şimdi tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Üç tane üçlü fıstık topladık. Şimdi dördüncü üçlü fıstığımı yapacağım. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Şöyle. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden toplayacağım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde toplamda 2, 4, 5 tane üçlü fıstığımız oldu. Artırmamızla birlikte toplamda 5 tane üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle ipimi buradan geçirdim. Şu kırmızı ilmeğimi de böyle küçültüyorum. Fıstığımın tepesini şöyle beyaz ipimi sabitledim. Kırmızı ipim de gördüğünüz gibi önde arkadaşlar. İçeriden yürüteceğiz. Sıra sonunda, çünkü 3 tane kırmızı üçlü fıstığımız var. O yüzden içeriden yürüteceğiz. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Bakın bu arada kırmızı ipimi de böyle tutuyorum. İçeriden yürütüyorum. Arkada bırakmıyoruz. Arkada bırakırsak arkadaşlar ipimiz arkada kalır. Daha sonrasında kullanacağız çünkü. Üçlü fıstığımı topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine, dibine ve karşıya fıstık yaptım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Şimdi yeniden tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım ve bir zincir çektim. 2 tane beyaz üçlü fıstık yaptık arkadaşlar. Yanına 4 tane daha yapalım. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Toplamda 6 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. İkisini yaptık. 4 tane daha yapıp buraya kadar gelelim. Toplamda 6 tane olacak. Kırmızı ipinizi de içeriden yürütmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, böyle toplamda 6 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Sıranın sonunda da gördüğünüz gibi 2 tane kırmızı fıstığımız kaldı. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum. Beyaz ipimi de yine sıranın sonuna kadar içeriden yürüteceğim için böyle önde tutuyorum arkadaşlar. Kırmızı ipime geçtim. İpimi böyle sabitliyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Başını doladım. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle üçünü birden topladım. Zincir çekmeden önce beyaz ipimi yukarıya atıyorum şu şekilde. Bakın böyle yukarıya attım ve bir zincir çektim. Beyaz ipim arkada duracak artık. Böyle. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. 2 tane fıstığım oldu.
İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Sıramın sonunda da toplamda 3 tane kırmızı fıstığımız oldu. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Sıramızın hem başında hem sonunda artırma yapmış olduk. Şimdi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da artırma yapmayacağız. Düz devam edeceğiz. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Şimdi kırmızı ipimi öne aldım. İçeriden yürüteceğim. Beyaz ipime geçiyorum. Şöyle beyaz ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Kırmızı ipim önde. Böyle içeriden yürütüyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Böyle üçlü fıstıklar toplayarak devam edeceğiz. Kırmızı ipimizi içeriden yürüteceğiz. Toplamda 9 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak arkadaşlar. Bir tanesini yaptık. Yanına 8 tane daha beyaz üçlü fıstık yapalım. Buraya kadar gelelim. Toplamda 9 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Üçlü fıstıklar toplayarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Bu şekilde. Sıramızın başında da bir tane kırmızı üçlü fıstık toplamıştık. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum. Beyaz ipim de önde. Bu şekilde. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Şöyle beyaz ipimi içeriden yürüttüm. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekmeden önce beyaz ipimi böyle yukarıya atıyorum. Daha sonrasında bir zincir çekiyorum. Böyle üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 4 tane kırmızı üçlü fıstığınız olacak. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Bakın burada 4 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu sıramızın sonunda. Şimdi lifimi çeviriyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Burada da yine artırmamız, bakalım var mı? Yok arkadaşlar. Burada da artırmamız yok. Şimdi bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına iki tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın. Bu beyaz ipin olduğu yere kadar geleceğiz arkadaşlar. Toplamda 3 tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Yanına iki tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin. Evet, böyle toplamda 3 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Bu beyaz ipimizin olduğu yere geldik. Şimdi kırmızı ipimi böyle arkada bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü ileride lazım değil kırmızı ipimiz bize. Bir üst sırada lazım. O yüzden böyle ipimi arkada bırakıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi buraya sabitledim. Burada tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Şöyle üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. İki tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi ten rengi ipimi alıyorum. Evet, ten rengi ipimi aldım. İpimi böyle sabitliyorum. Beyaz ipimi içeriden yürüteceğim. İleride kullanacağım için. İpimi sabitledim.
Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi yanına 4 tane daha ten rengi üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim. Buradaki üçlü fıstığımızla beraber toplamda 5 tane ten rengi üçlü fıstığımız olacak. Dediğim gibi yanına 4 tane daha üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, toplamda 5 tane ten rengi üçlü fıstığımız oldu. Şimdi şöyle ipimi öne aldım. Ve beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitledikten sonra tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Şöyle içeriden yürütmüş oldum ten rengi ipimi. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Zincir çekmeden önce ten rengi ipimi şöyle yukarıya atıyorum. Bu şekil. Bir tane zincir çektim. Şimdi sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 4 tane beyaz üçlü fıstığınız olacak. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edelim. Sıramızı bitirelim. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Gördüğünüz gibi sıra sonunda toplamda 4 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da yine artırmamız yok. Evet, artırmamız yokmuş. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına iki tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Bakın bu ten rengi ipimizi yukarıya atmıştık. Oraya kadar geleceğiz. Toplamda 3 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Yanına iki tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet, toplamda 3 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipimi öne aldım. Ten rengi ipime geçiş yapıyorum. Beyaz ipimi içeriden yürüteceğim. Şöyle ten rengi ipime geçtim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Yanına 6 tane daha ten rengi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Buradaki üçlü fıstığımızla beraber toplamda 7 tane ten rengi üçlü fıstığımız olacak. Dediğim gibi yanına 6 tane daha ten rengi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, toplamda 7 tane ten rengi üçlü fıstığımız oldu. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7 tane. Şimdi ten rengi ipim önde duruyor. Beyaz ipime geçiyorum. Bu şekilde. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Zincir çekmeden önce ten rengi ipimi yukarıya atıyorum bu şekilde. Ve bir zincir çektim. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık topluyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Beyaz ipimi de arkada bırakıyorum ve kırmızı ipime geçiyorum. İki tane beyaz üçlü fıstık topladık. Beyaz ipimi arkada bıraktım ve kırmızı ipime geçtim. Şimdi iki tane kırmızı üçlü fıstık toplayın ve sıranızı bitirin arkadaşlar. Sıra sonunda da bir tane artırma yapacağız.
Evet, iki tane kırmızı üçlü fıstık topladım. Sıramı bitirdim. Sıramın sonunda artırma yapıyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Sıra sonunda üç tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Şimdi lifimi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Burada artırmamız yok arkadaşlar. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına iki tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Buradaki beyaz ipimizi arkada bırakmıştık. Oraya kadar gelin arkadaşlar. Toplamda üç tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Yanına iki tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, toplamda üç tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Şimdi kırmızı ipimi öne aldım. İçeriden yürüteceğiz. Beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Bir tane tepesine, bir tane dibine, bir tane karşı fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Ten rengi ipime geçiyorum. Kırmızı ve beyaz ipimi içeriden yürütüyorum. İki tane de ten rengi üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim. Evet, iki tane ten rengi üçlü fıstık topladıktan sonra siyah ipimi aldım arkadaşlar. Gözlerini yapacağız. Siyah ipimi şöyle sabitleyeceğim. Bütün iplerim önde, içeriden yürütüyorum. Şimdi tepesine bir tane, dibine bir tane yapacağım. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bir tane gözünü yapmış olduk. Şimdi öne alıyorum ve ten rengi ipime geçiyorum. Şöyle ipimi sabitliyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane. Diğer iplerimi de içeriden yürütüyorum arkadaşlar. Dibine bir tane yaptım. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım ve bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane, dibine bir tane yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapacağım. Şöyle üçünü birden topladım. Zincir çekmeden önce kırmızı ipimi yukarıya atıyorum arkadaşlar. Böyle üçünü birden topladım. Zincir çekmeden önce kırmızı ipimi yukarıya atıyorum ve bir zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha ten rengi üçlü fıstık toplayalım arkadaşlar. İki tane topladık üçlü fıstık. Yanına bir tane daha ten rengi üçlü fıstık toplayalım. Evet, bir tane daha üçlü fıstığımı topladım. Toplamda üç tane ten rengi üçlü fıstığım oldu. Ten rengi ipimi öne aldım. Siyah ipime geçiyorum. Buraya sabitliyorum. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapacağım. Bu şekilde. Üçünü birden topladım.
ve bir zincir çektim. Siyah ipimi öne aldım. Tekrardan ten rengi ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Burada siyah ipimi kesiyorum artık arkadaşlar. Gözlerini yaptık. Siyah ipimizle işimiz bitti. Şöyle kesiyorum. Evet, şimdi ten rengi ipimi arkada bırakıyorum. Böyle. Beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimi sabitledim. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayın ve sıranızı bitirin arkadaşlar. Zaten burada iki tane fıstık kaldı. İki tane üçlü fıstık toplayın. Sıranızı bitirin. Sıranın sonunda artırma yapacağız. Evet, iki tane beyaz üçlü fıstığımı topladım ve sıramı bitirdim. Sıramın sonunda bir tane artırma yapacağım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Ve bir tane zincir çektim. Böylelikle sıramın sonunda 3 tane beyaz fıstığım oldu arkadaşlar. Şimdi lifimi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada artırmam yok. Normal başlıyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına 2 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayalım. Ve bakın burada ten rengi ipimiz var. Buraya kadar geleceğiz. Toplamda da 3 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Yanına 2 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet, toplamda 3 tane beyaz üçlü fıstığım oldu. Şimdi beyaz ipimi öne aldım. İçeriden yürüteceğim ve ten rengi ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Ten rengi ipimize üçlü fıstıklar toplayarak devam edeceğiz. 4 tane ten rengi üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin. Bakın burada kırmızı ipimiz var arkadaşlar. Oraya kadar geleceğiz. Zaten burada da 4 tane üçlü fıstığımız var arada gördüğünüz gibi. 4 tane ten rengi üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin. Beyaz ipinizi de içeriden yürütün. Evet arkadaşlar, 4 tane ten rengi ipim 4 tane ten rengi üçlü fıstığımı topladım. Böyle buraya kadar geldim ve kırmızı ipime geçiyorum. Ten rengi ipimi de öne aldım. Bu şekilde kırmızı ipimi sabitledim. Buraya bir tane, tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Kırmızı ipimi öne aldım. Tekrardan ten rengi ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Aynı şekilde 4 tane ten rengi üçlü fıstık toplayacağız. Buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Yanına 4 tane ten rengi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Kırmızı ve beyaz ipinizi de içeriden yürütmeye devam edin. Evet arkadaşlar, 4 tane ten rengi üçlü fıstığımı topladım. Şimdi ten rengi ipimi arkada bırakıyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Şöyle beyaz ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde ipimi sabitledim. Yanına 2 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim.
Evet, iki tane beyaz üçlü fıstığımızı da topladık bu şekilde. Şimdi beyaz ipimi arkada bırakıyorum ve kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. İki tane de kırmızı üçlü fıstık toplayın ve sıranızı bitirin arkadaşlar. Sıra sonunda iki tane fıstığımız kaldı zaten. İki tane kırmızı üçlü fıstık toplayın ve sıranızı bitirin. Beyaz ipinizi de arkada bırakmayı unutmayın. Evet, iki tane kırmızı üçlü fıstığımı da topladım. Sıramı bitirdim. Bakın böyle Noel babamızın yüzü oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Böyle arkasını çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da yine bakıyorum. Artırmamız yok. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına bir tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayalım. Evet, toplamda iki tane kırmızı üçlü fıstığım oldu. Kırmızı ipimi öne aldım. İçeriden yürüteceğim. Beyaz ipime geçiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden şöyle topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Toplamda iki tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet, bir tane daha beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi ten rengi ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Beyaz ve kırmızı ipimi içeriden yürütüyorum. Yanına iki tane ten rengi üçlü fıstık toplayalım ve buraya kadar gelelim arkadaşlar. İki tane ten rengi üçlü fıstığımı topladım. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Ten rengi ve kırmızı ipimi içeriden yürütüyorum. Beyaz ipimi sabitledim. Yanına 3 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım ve buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bakın buraya kadar 3 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım ve buraya kadar gelelim. 3 tane beyaz üçlü fıstık topladım. Üçüncünün tepesine zincir çekmedim arkadaşlar. Çünkü kırmızı ipimi yukarıya atıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında bir tane zincir çekiyorum ve beyaz üçlü fıstığımı toplamaya devam ediyorum. 3 tane toplamıştım. Dördüncü üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepesine, dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üç tane oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Ten rengi ipimi içeriden yürütmeye devam ediyorum. Yeniden tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Toplamda 5 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipimi öne aldım. Ten rengi ipime tekrardan geçiyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Yanına 2 tane ten rengi üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet, iki tane ten rengi üçlü fıstığımı topladım. Ten rengi ipimi öne alıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane beyaz fıstığımız kaldı zaten. Bakın burada 3 tane fıstığımız kaldı. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Ten rengi ipinizi de içeriden yürütün. Sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar, 3 tane beyaz üçlü fıstık topladık ve sıramızı bitirdik. Şimdi burada ten rengi ipimi sıra sonuna kadar yürütmüştüm. İpimi kesiyorum, ten rengi ipimi burada arkadaşlar. Ten rengi ipimizle içimiz bitti.
artık kullanmayacağız. Bakın bu şekilde yüzünü yaptık Noel babamızın. Şimdi çeviriyorum ve devam ediyorum. Burada da artırmamız yok. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına 6 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Bakın burada zaten ipimizi yukarıya atmıştık. Kırmızı ipimizi oraya kadar geleceğiz. Toplamda da 7 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Bir tanesini yaptık. Yanına 6 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, toplamda 7 tane şöyle 2, 4, 6, 7 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipimi öne aldım. Kırmızı ipime geçiyorum. Sabitledim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Kırmızı ipimi öne aldım. Yine içeriden yürüteceğim ve beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Yanına 6 tane beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Sıra sonunda zaten 2 tane fıstığımız kalacak. 6 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım. Evet arkadaşlar, 6 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Buraya kadar geldik. Şimdi kırmızı ipime geçeceğim. Beyaz ipimi öne aldım. Kırmızı ipime geçiyorum. Beyaz ipimi sıra sonuna kadar içeriden yürüteceğim. Kırmızı ipimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşısına bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir fıstık yapacağım. Beyaz ipimi de gördüğünüz gibi sonuna kadar içeriden yürüttüm. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi sıramızı bitirdik. Bir üst sıraya geçeceğiz. Burada sıramızın başında 7 tane artırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için daha önce de sardığımız iplerimizi kullanacağız. Şimdi şöyle bu ipim, şu beyaz ipim böyle yukarıda burada kalsın arkadaşlar. Bunu kullanacağız daha sonra. Hatta şöyle tutup buradan itibaren fıstık yapabiliriz. Evet, böyle yapalım. Enesi daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Bakın böyle bu beyaz ipin etrafından yaparak yaptım. Kapattım fıstığımı. Bir zincir çektim. 3 tane kırmızı yapmamız gerekiyormuş. İkinciyi yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın 3 tane kırmızı fıstık yaptım. Şimdi sarmış olduğum beyaz ipimi alıyorum. Bakın böyle daha önce sarmıştım. Bu beyaz ipimi aldım. Çünkü buradakini koparmıyorum. Orada kullanacağım için. Bunu buraya sabitliyorum. Kırmızı fıstığımın tepesine sabitliyorum. Şimdi 3 tane de beyaz fıstık yapacağız. İlkini yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine ikinciyi yapıyorum. Kapattım.
bir zincir, tepesine üçüncü yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bakın 3 tane de beyaz fıstık yaptım. Şimdi bu beyaz ipimi de burada bırakıyorum. Sarmış olduğum kırmızı ipimi alıyorum. Buradaki ipimi koparmadığım için. Sarmış olduğum kırmızı ipimi alıyorum. Bir tane buraya kırmızı fıstık yapacağız. Ondan sonra toplamda 7 tane yapmış olacağız arkadaşlar. Buraya sabitledim ipimi. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekmişim. Şimdi tepesine bir fıstık yapacağım. Bu fıstığımız yana geliyor. Arkadaşlar bu fıstığımız yana gelecek. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı kapatmayacağım. O da tepesine yaptığımız fıstık oluyor. Üç tane. Üçüncü fıstığımı yaptım. Bunu kapatmadım. Başını doladım. Hemen şuraya dibine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de karşıya. Bakın bu ipleri de şöyle elimle tutuyorum. İçeriden yürüteceğim ki iplerim orada kötü durmasın arkadaşlar. Şöyle üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Hemen bu ipimi öne alıyorum. Şöyle beyaz ipime geçiyorum. 3 tane beyaz fıstık yapmıştık. Bu demek oluyor ki 3 tane beyaz üçlü fıstık toplayacağız. Şimdi tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle bu iplerimi de içeriden yürütüp yok edeceğim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane yapıyorum. Karşıya bir tane. Bu şekilde 3 tane oldu. Şöyle üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Şöyle yanına 2 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Buradaki ipleri de içeriden yürütmeye devam edelim. Yanına 2 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayalım. Evet arkadaşlar, toplamda 3 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi bakın, burada kullandığım kırmızı ipimi kesiyorum. Burada yukarı attığım ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bakın bu şöyle zaten çektirdiğiniz zaman belli olur. Buradaki fıstık yaptığım ipimi keseceğim. Evet, şöyle keselim. Dikkatli bir şekilde. Evet, ipimizi kestik. Şimdi burada şu beyaz ipi de şöyle içeriden yürütelim birazcık arkadaşlar. Ondan sonra keseriz. Şimdi bu yukarıya attığım kırmızı ipime geçiyorum. Onunla devam edeceğim. İpimi sabitledim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle. Üçünü birden topladım. Bir zincir, tepesine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden böyle topladım. Bir zincir çektim. Şimdi bu beyaz ipimizi keselim. Karışıklık olmasın arkadaşlar. Burada kullandığımız beyaz ipimi kesiyorum. Şimdi yanına bir tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayalım. Burada da 3 tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Bakın zaten artırmamız var burada. Bir tane daha yanına kırmızı üçlü fıstık yapalım.
Evet, toplamda 3 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Burada gördüğünüz gibi toplamda 7 tane artırma yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi 3 tane kırmızı üçlü fıstığımız olduktan sonra bakın buradan devam ediyoruz. Artırmalarımız bitti. Onların üzerine yaptık. Şimdi kırmızı ipimi öne alıyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Bu her zamanki kullandığım beyaz ipim. Ona geçiyorum arkadaşlar. Bakın yukarıya atmıştık burada. O ipime geçtim. Beyaz ipimle fıstıklar yaparak devam edeceğim. Kırmızı ipimi içeriden yürüteceğim. 16 tane kırmızı, pardon, 16 tane beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Sıra sonunda bakalım. Şöyle sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Kırmızı ipinizi de içeriden yürütün. 16 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, 16 tane beyaz üçlü fıstığımı topladım. Sıramın sonuna kadar geldim. Zaten sıra sonuna kadar geldiğimizde 16 tane beyaz üçlü fıstığımız oluyor. Kırmızı ipimi de içeriden yürüttüm. Şimdi sıramın sonunda bir tane artırma yapacağım kırmızı ipimle. Şöyle beyaz ipimi arkada bırakacağım. Kırmızı ipime geçiyorum. Bu şekilde. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Bu şekilde. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Böyle bir tane artırma yaptım. Şimdi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da sıramızın başında iki tane artırmamız var arkadaşlar. Kırmızı İpimizle iki tane artırma yapacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. İki tane fıstık yaptım. Şimdi üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı da kapatıyorum arkadaşlar. Bu yana gelen fıstığımız olacak. Şimdi tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dördüncü fıstığımı. Bu fıstığımı kapatmıyorum. Dördüncü fıstığımı. Başını doladım. Hemen şöyle dibine bir fıstık yapıyorum. Bir tane de karşıya. Böyle. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Yanına iki tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayalım ve buraya kadar gelelim arkadaşlar. İki tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayıp buraya kadar gelelim. Toplamda dört tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Evet arkadaşlar, iki tane kırmızı üçlü fıstığımı da topladım. Toplamda dört tane kırmızı üçlü fıstığım oldu. Şimdi kırmızı ipimi öne alıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Kırmızı ipimi içeriden yürüteceğim. Beyaz ipimi de şöyle sabitleyeyim. İpimi sabitledim. Yine bir alt sırada olduğu gibi toplamda 16 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak arkadaşlar. 16 tane beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Kırmızı ipinizi de içeriden yürütün. 16 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, 16 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi kırmızı ipime geçeceğim. Beyaz ipimi içeriden yürütüyorum. Kırmızı ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Yanına 3 tane kırmızı üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Beyaz ipinizi de içeriden yürütün. 3 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, 3 tane de kırmızı üçlü fıstığımı topladım. Şimdi kırmızı ipimi de
öne alıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitliyorum. Yanına bir tane beyaz üçlü fıstık toplayalım. Evet arkadaşlar, beyaz üçlü fıstığımı topladım. Zincir çekmeden önce kırmızı ipimi yukarıya atıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada sıramın sonunda eksiltme yapacağım. Eksiltme yapmam için de dörtlü fıstık toplamam gerekiyor. O yüzden şöyle tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üç tane fıstığım oldu. Başını doladım. En son şu karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde dört tane fıstığım oldu. Şöyle dördünü birden topladım. Bir tane zincir çektim ve bir tane eksiltme yapmış olduk. Sıranın sonunda da böyle iki tane beyaz fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada bir tane sıramızın başında beyaz üçlü fıstığımız olacak. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstığım oldu. Şöyle üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Hemen kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Beyaz ipimi içeriden yürüteceğim. Yanına 5 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. 5 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, ben burada 5 tane demiştim kırmızı üçlü fıstığı, ama modelime baktım şimdi. 4 tane olması gerekiyormuş. O yüzden bir tanesini söküyorum. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle 5.'yi söküyorum. 4 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimi sabitledim. Kırmızı ipimi içeriden yürüteceğim. Yanına 3 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim. Kırmızı ipinizi içeriden yürütün arkadaşlar. 3 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. 3 tane beyaz üçlü fıstığımı topladım arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum yeniden. İpimi sabitliyorum. Yanına da bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayalım. Bir tane de kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Kırmızı ipimi içeriden yürüteceğim arkadaşlar. Beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edeceğiz. 12 tane beyaz üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. 12 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim. Kırmızı ipimizi de içeriden yürütelim. Evet arkadaşlar, 12 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Bakın bu kırmızı olan yere geldik. Şimdi beyaz ipimi arkada bırakıyorum ve kırmızı ipime geçiyorum. Sıramızın sonunda 4 tane fıstık kaldı zaten. Şöyle kırmızı ipimi sabitledim. Sıra sonuna kadar kırmızı üçlü fıstık toplayın ve sıranızı bitirin arkadaşlar. Sıra sonunda bir tane artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim üçlü fıstık toplayarak. Evet, 4 tane kırmızı üçlü fıstığımı topladım ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane artırma yapacağız sıramızın sonunda. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Şöyle iki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Sıramızın sonunda 5 tane kırmızı fıstığımız olmuş oldu böyle. Artırma yaptığımız için şimdi çevirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da sıramızın başında evet artırmamız var.
Evet arkadaşlar, şimdi bir üst sıramıza geçtik. Burada sıramızın başında bir tane artırma yapacağız. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığımı da kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. İki tane fıstık yaptık. Şimdi üçüncü fıstığımı yapacağım. Üçüncü fıstığımı kapatmıyorum. Başını daladım. Bir tane buraya fıstık yapıyorum. Yani dibine. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Şöyle üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yanına 6 tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Buradaki artırmamızla birlikte toplamda 7 tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Dediğim gibi yanına 6 tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, toplamda 7 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu artırmamızla birlikte. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. İpimi sabitliyorum. Kırmızı ipimi de içeriden yürüteceğim. İpimi sabitledim. Yanına 10 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Kırmızı ipinizi de içeriden yürütün. 10 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, 10 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Buraya kadar geldik. Şimdi beyaz ipimi yukarıya atıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Yanına 8 tane kırmızı üçlü fıstık toplayalım arkadaşlar. Burada sıra sonunda 2 tane fıstığımız kalacak. Buraya kadar geleceğiz. 8 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Beyaz ipinizi de arkada bırakmayı unutmayın. Evet, 8 tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık arkadaşlar. Sıramızın sonunda 2 tane fıstığımız kaldı. Burada bir tane eksiltme yapacağız. Yani dörtlü fıstık yapacağız. Şöyle tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Şu anda 3 tane fıstığımız oldu. Başını doladım. Onun karşısına da bir tane fıstık yapıyorum. Böyle 4 tane fıstığım oldu. 4'ünü birden topluyorum. Ve bir tane eksiltme yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Sıra sonumuzda da 9 tane kırmızı fıstığımız oluyor. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şöyle lifimi çevirdim. Burada sıramızın başında da bir tane eksiltmemiz var. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak devam edeceğiz. Yanına 10 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Galiba buraya kadar geliyoruz. 10 tane kırmızı üçlü fıstık toplayalım. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 10 tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Eksiltmemizi yaptıktan sonra 10 tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Kırmızı ipimi öne aldım. İçeriden yürüteceğim. Beyaz ipimi sabitliyorum. Yanına 5 tane beyaz üçlü fıstık toplayalım ve buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 5 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi kırmızı ipime geçeceğim tekrardan. Beyaz ipimi içeriden yürüteceğim. O yüzden ön tarafta bırakıyorum. Kırmızı ipimi sabitledim.
Sıra sonuna kadar yani 10 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Beyaz ipinizi de sıra sonuna kadar içeriden yürütün. 10 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Sıra sonunda bir tane artırma yapacağız. Evet arkadaşlar, 10 tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Sıra sonuna geldik. Sıramızı bitirdik. Beyaz ipimizi de içeriden yürüttük sıra sonuna kadar. Şimdi burada bir tane artırma yapacağım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Bir tane de dibine fıstık yapıyorum. Bu şekilde iki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Sıra sonunda 11 tane kırmızı fıstığımız olmuş oldu arkadaşlar. Hatta şöyle bir tane zinciri söküp beyaz ipimizi yukarıya atalım. Daha kolay olur arkadaşlar. Şöyle yukarıya atıp bir tane zincirimi tekrardan çektim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle lifimi çevirdim. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Burada sıramızın başında bir tane artırma yapacağız arkadaşlar beyaz ipimizle. Bir tane fıstık yapacağım. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane dibine fıstık yapıyorum. Bir tane de karşıya. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Bir tane artırma yapmış oldum. Şimdi beyaz ipimi yukarıya atacağım ama bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak arkadaşlar kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledikten sonra bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayacağım. Tepesine, dibine, karşıya fıstık yapıyorum. Evet, üçünü birden topladım. Zincir çekmeden önce beyaz ipimi şöyle yukarıya atıyorum. Bir tane zincir çektim. Yanına 23 tane daha kırmızı üçlü fıstık toplayın ve buraya kadar gelin arkadaşlar. Şöyle sıranın sonunda 2 tane fıstığımız kalacak. Buraya kadar geleceğiz. Şöyle gösterelim buraya kadar. Burada bir tane üçlü fıstık topladık. Yanına 23 tane daha toplayacağız. Yani toplamda 24 tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Sıra sonunda da burada 2 tane fıstığımız kalacak. Buraya kadar gelelim üçlü fıstıklar toplayarak. Evet arkadaşlar, 24 tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Bakın dediğim gibi sıra sonunda 2 tane fıstığımız kaldı. Buradan ileriye gitmeyeceğiz arkadaşlar. Burada bir sıraya geçeceğiz. Şimdi 24 tane oldu kırmızı üçlü fıstığım ve çeviriyorum, bir üst sıraya geçiyorum. Burada siyah ipimizi alacağız.